Resulullah Aleyhisselam gelmeden önce bir kölenin, bir fakirin eşrafın içerisinde zenginlerin arasında dolaşabilmesi, aynı safta durabilmesi, hayalin ötesinde nasıl bir vaka idiyse tabii ki bazı cahiliye adetleri yavaş yavaş kalkacaktır. Bir anda olmuyor. Hazreti Cüreyb radıyallahu anh böyle bir şikayeti vardı. Fakirliğinden ve statüsünden dolayı kimse kız vermiyor, kapılar kapanıyor. Bir namaz sonrasında Medine'de Mescid-i Nebevi'de Efendimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramdan birinin yanına buyurdular gittiler. Dedi ki kızına talibin sahabe başına devlet kuşu konulmuş gibi gözleri açıldı, yüzünde mutluluk var ya Resulallah. Başım gözüm üstüne ne demek? Kendisi için istiyor zannetti kızını. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın kendisi için istediğini zannetti. Ama öyle değil, kendim için istemiyorum dedi. Kimin için ya Resulallah? Cüleyb'in için istiyorum dedi. Öyle deyince sahabe dedi ki, annesiyle bir istişare etmeme müsaade eder misin ya Resulallah? Annesinin yanına gitti, dedi ki, Resulullah kızımızı kızımıza talip nişanlanmak istiyor. Nişanlamak istiyor. Annesi de mutluluk içerisinde, emri başımız gözümüz üstüne. Ama kendisi için değil hanım. Kimin için? Cüleyb'in için. Cüleyb'in mi? Cüleyb'in mi diyor Müslim'de aktaran o rivayette. Cüleyb'in mi ha? Vallahi olmaz dedi. Ona verecek kızımız yok. Klas farkı var çünkü. Statü farkı var çünkü. Sahabe üzgün, bitik bir halde nasıl söyleyecek bunu Resulullah Aleyhisselam'a? Düşünüyor, ayağa kalkmış, yola çıkacak ki oradan Resulullah'ın eğitiminden geçmiş bu ikisinin kızları olan Resulullah'ın talip olduğu kız odadan dinlemiş ve yerinden çıktı. Dedi ki baba ve annesine, Allah Resulü Aleyhisselam'ın bana münasip gördüğü, müsait bulduğu kişiyi siz bana müsait görmüyorsunuz, öyle mi dedi. Sizin düşündüğünüz kaygılar Resulullah'ta yok muydu? Siz Resulullah'ın bana münasip gördüğünü münasip görmezseniz, yani onun emrine muhalefet ederseniz, tavsiyesine muhalefet ederseniz, o zaman Allah'ın şu ayetiyle karşı karşıya kalırız, Allah bizi helak eder dedi. Ahzab suresi 36 yok. Estağfirullah. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Allah ve Resulü bir işte bir emir buyurdukları zaman, mümin erkek ve mümin kadın fark etmez. İkisinin de Allah ve Resulü'nün buyruğu ve emri karşısında artık kendi isteklerine göre, kendi iradelerine göre tercih kullanma hakları yoktur artık. Peki ne olur? Allah ve Resulü bir işte emir buyurmuşsa, mümin erkek veya mümin kadın Resulullah'ın açıkça emri ve tavsiyesi olduğu halde onu göz ardı ederse, şimdi o kızın annesinin babasını yapmaya çalıştığı gibi ne olur? Ayet devam ediyor, tehdit geliyor. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, onun uğrayacağı apaçık bir hüsrandır, felakettir, helakettir dediğini duymadınız mı annem babam? Anne baba Allah'a teslim olmuşlar. Baba mutluluk halinde gitti Resulullah Aleyhisselam'ın yanına ya Resulullah. Sizin münasip gördüğünüzü biz de münasip gördük. Nasıl dilerseniz kız sizindir, verin istediğinize dedi. Nikah gerçekleştirildi, evlilik gerçekleştirildi muhterem kardeşlerim. Sonrasında bir gazve hali var. Bir gazveye çıkmış Efendimiz Aleyhisselam. Ve o gazve sonrasında ganimetler Allah lütfeylemiş. Ganimetler dağıtılırken Allah Resulü Aleyhisselam ashabına sordu. Kimler eksik, kimler şehit olmuş söyleyin bana. Geldiler ya Resulallah falan 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 şehit olmuş. Daha kim eksik? Yine gidin bakın. Birisini arıyor Efendimiz Aleyhisselam. Şu 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 şehit olmuş ya Resulallah. Daha kim eksik? Git tekrar bakın. Gittiler baktılar ya Resulallah bunlar şehit başka bilmiyoruz. Efendimiz Aleyhisselam Cüleyb'i göremiyorum o nerede dedi. Gidip tekrar baktılar. Ravi diyor ki Müslim'de geçen Fedâ-i Sahabe'de okuyabilirsiniz bu haberi. Diyor ki Hazreti Cüreyb'in radıyallahu anh cesedi şehit olmuş ve onun cesedi yedi tane kafirin arasında orada duruyor. Efendimiz Aleyhisselam'ı çağırdılar. Baktı ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki yedi tane kafiri cehenneme gönderdikten sonra Allah uğrunda Allah razı olsun şehit olmuş. Ey insanlar bilin
Ey Cüneyd'in işit, sen bendensin, ben sendenim. Mübarek elleriyle aldığın kabrine defnedildi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhisselamın buyruğuna itaat edince, işte sen bendensin, ben de sendenim oluyor. Onun buyruğundan dışarı çıkınca, Allah'ın ve Resulünün hoşuna gitmeyecek şekilde, işte bugünün şartları altında, moda ismi altında, hayat tarzı böyle, gidişat böyle, herkes böyle yapıyor denilirse, وَمَنْ يَعْصِمْ مَاهَا وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا. Biz de bu ayetin radarına giriyoruz. Allah'tan korkmamız gerekir muhterem kardeşlerim.